toplumsal barış için halk iradesine saygı gösterilsin. 3 Haziran 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediyesi'ne belediye başkanının 2014 yılındaki bir davası bahane edilerek belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınarak yerine kayyum atandı. Türkiye toplumu demokratik bir rejimde kabulü mümkün olmayan halk iradesine karşı otoriter rejim uygulamalarının baskısı altında kalmaya devam etmektedir. Bu antidemokratik uygulamaların inşasında 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra yapılan düzenlemeler, yani darbe girişimi bir dönüm noktası olmuştur. OHAL ilan ederek darbe girişiminden güç devşiren siyasi iktidar, kanun hükmünde kararnameler ile ülkeyi yönetmeye çalışmış, OHAL dönemi boyunca demokratik hak ve talepler yok sayılmış, seçme ve seçilme hakkı gasp edilerek kayyum politikası izlenmiştir. Devlet kayyum politikasından vazgeçmiş değildir. 03.06.2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı kararı ile Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ı görevden uzaklaştırılmıştır. Görevden uzaklaştırmanın üzerinden 2 gün sonra Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi görevden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış hakkında yasa dışı örgüt yöneticiliği suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası vermiştir. 10 yıldır devam eden kovuşturma sonucunda tam da Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının üzerinden 2 gün geçmeden hakkında ağır bir ceza verilmesi yargının ne derece iktidarın güdümünde olduğunu açıkça göstermektedir. İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırma kararının gerekçesinde soyut olgular üzerinden hareket etmiş, örgüt yöneticiliği, tehdit gibi yargının görev alanına giren gerekçeler sunmuştur. Yargılama erki yerine geçerek yargı kurmuş, yargılaması devam eden ve soruşturması devam eden dosyaları gerekçe göstermiştir. Unutulmamalıdır ki hakkında cezai hüküm kesinleşmeyen herkes masumiyet karinesi altındadır. İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklama ve uzaklaştırma kararı hukuki değildir. Seçme ve seçilme hakkına yönelik bu açık müdahale antidemokratik bir tutum olup demokratik bir sistemde kabulü mümkün değildir. Nitekim Avrupa Konseyi'ne bağlı Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye'de hükümetin belediyelere atadığı kayyumların uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair 23 Mart 2022 tarihli kararı bulunmaktadır. Kayyum atamalarının meşruiyet kazandırmak için terörle mücadele kanunu kullanılarak belediye eş başkanları ve seçilmişlerin yargı yolu ile baskı altına alınarak hapsedilmeleri ise kesinlikle kabul edilemez. Bu süreçte kişi özgürlüğü hakkı ağır şekilde ihlal edilmiştir. Demokratik Bölgeler Partili ve Halkların Demokratik Partili belediyelerle başlayan hukuksuzluk DEM Partili belediyeler ile devam etmektedir. Hızlıca tüm DEM Partili belediyelere kayyum tehlikesi barındırmaktadır. Biz bir kez daha demokrasinin askıya alınmasına karşı Türkiye'nin demokratik yapısını inşa ve demokrasiyi, demokratik değerleri korumak için yurttaşların yönetim kademelerine doğrudan katılımını hedefleyen ve söz sahibi kılan etkin bir yerel demokrasi anlayışını daha güçlü şekilde tesis edilmesi gerektiği inancındayız. Tam bir demokratik sistemin inşası için yerel demokrasinin güvence altında olması, barışı ve demokrasiyi sağlamanın en önemli koşuludur. Siyasal iktidar, demokratik ve barışçıl bir geleceğin inşası için bu kritik süreçte sorumluluk içerisinde davranmaya, geçmişten ders çıkartarak Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyumu geri çekmeye ve demokratik ve evrensel hukuk değerlerine dönmeye davet ediyoruz.